Benim tespitim 7 aydan beri burada bulunuyorum. Türkiye ile Avrupa'nın en büyük farkı akademiliklerine bakarsak çok fazla yarışmacı zihniyetle giriyoruz bu maçlara ve bu eğitime. Yani eğitimci değiliz. Ben mesela hafta sonları hepimiz aslında eğitimciyiz diyoruz. Gelişime önem veriyoruz diyoruz. Maçlarıma bunu yalanlıyor. Çünkü hep skoru endeksliyiz. Büyükleri oynatıyoruz. Çünkü pazar günü maç kazanalım. Aman Türkiye şampiyonasına gidelim. Yetenekli, fiziken zayıf olan oyuncular yolda kalıyor. Mesela ben eminim Türkiye'de bir Xavi, bir Iniesta, bir Messi yolda kalırdı. Futbolu bırakırdı. Çünkü bakın U14, U15, U16 akademi liglerine hep büyükler oynuyor. Hep skoru endeksli. Arkadan oyun kurmak diye bir şey yok. Birkaç istisna var tabii. Hepsini aynı şeye küfene atıyorum ama yani genelde bakarsak çok fazla skora önem veriyoruz. Günü kurtarıyoruz. Ondan sonra U19'a geçince, A takımı geçişte var gelince bunlar niye arkadan oyun kurmasını bilmiyor. Bunlar niye tekniği zayıf? Çünkü teknik iyi olanlar yolda kalıyor maalesef. En büyük fark benim gözlemlediğim bu. Biz de gençler birliğinde buna dayalı çalışmalara şimdi başladık. Yani kesinlikle ben bütün altyapı hocalarına söylüyorum. Ben sizden şampiyonluk beklemiyorum. Türkiye şampiyonasına katılmış benim umurumda değil. Benim için en önemlisi A takıma futbol yetiştirmek. Şu an işte geçen iki hafta dönemde 3 kişiye imza attırdık, profesyonel imza. İnşallah daha fazlası gelir. Benim gözlemlediğim bu. Bir de ikinci fark, evet. Tabii tesisleşme. Yani biz gençler bir şanslı sayılabiliriz ama ona rağmen bir tane tek sahamız var sentetimiz. Bir de bir ufak bir sahamız var. Bütün altyapı takımlarını saat işte eğitim de malum saat 5'ten 8'e 9'a kadar bütün takımları bu 1,5 sahaya sıkıştırmam gerekiyor. Avrupa'da her altyapının en azından 3-4 tane 5 tane sahası var. Ya tam saha yayılabiliyorlar, bireysel antrenman yapabiliyorlar. Ya bu büyük bir fark Türkiye'nin Avrupa yani bir de işte eğitim sistemi. Mesela ben Almanya'da çalışırken her profesyonel takımının partner okulları vardır. Ders planı da ona göre hazırlanır. Mesela biz saat 7.30-8'de İlk itmanı yapıyorduk bizim topçularımızdan. Ondan sonra saat 9.30-10'da dersleri başlıyordu. Yani haftada en azından 7-8-9 kere antrenman imkanı var bu çocukların. Türkiye'de... Yaşındakiler tercih yapmak zorunda kalmıyor. Yani eğitim mi, spor mu? Yani ikisi yan yana İkisini gidiyor. Beraber belirli bir süreden sonra onlar da tercih yapması gerekiyor ama o zamana kadar mesela lise mezunu liseye kadar yan yana giriyor bu. Zaten futbolda da U7'de başlanıyor Almanya'da, yani Avrupa'da. Yani oradan bir 4-5 sene zaten kazancı var. Burada ancak futbol okuluna yazılıyorsunuz. Eğitim nasıl alıyorlar? Malum. Yani büyük farklar var maalesef. Ya Almanya'daki sistem mesela A Jugend, B Jugend, C Jugend, D Jugend, E Jugend diye buradaki sistem daha mı farklı? Yok, sistem aynı da Almanya'da işte Bambini ile başlıyorsun. U7'de başlıyorsun. E Jugend'den başlıyorsun. F Jugend hatta. F Jugend'den de altında bir Bambini var. Yani U7, U6'da başlıyorsunuz futbola, eğitime. Tabii şölen halinde ama eğitime orada başlıyorsunuz. Yani ondan sonra burada asıl eğitimimiz de Gençler Birliği'nde bizim ilk takımımız aslında yani liglere katılan U13 takımı. Yani U12 takılıyor ama Almanya'da U7, U8'de ligler var. Hafta sonunda buluşuyorlar, top oynuyorlar.